verdiğim para, ben de Tevfik Bey'den, toptancıdan, Ali Rıza Avcı toptancıdan, Tül toptancıdan, İstikbal Bayi'nden aldığım borçlar be abim ya. Evet, ben hayatımı yanlış ucunda kazandım. Ben 350 bin lira emeklilik tazminatını gittim. Kardeşimin borcu vardı, gittim. Orası 300 bin liraydı. 150 bin lira benim karım olduğu zaman. Evet. Şimdi bir toparlayalım o zaman. Demek ki yani bizi üzecek tarzda risklere girmekten kaçınmamız gerekiyormuş. Bu birçok insanın, birçok kişinin başına geliyor. Verdiğimiz borçlarda da bizi üzmeyecek kadar demek ki borç vermemiz gerekiyor. Veya aldığımızda da ödeyebileceğimiz kadar almamız gerekiyor. Prensip olarak. Ha, tabii burada Allah bağışlayın derken müminle mümin arasındaki ilişkiden bahsediyor. Ama günümüzde insanlar belki parayı senden alırken belki mümin ama 6 ay sonra kalbine evlilik gösterebilir. Aynı İsrailoğulları öyle olmadı mı? Musa yanlarından gidince buzağıyla tapar hale gelmediler mi? Yeniden Mısır'a gitmek istemediler mi? Ne oldu? Bunlar şirke düştüler, müşrik oldular. Şimdi müminken belki parayı senden aldı. Ama müşrik olduktan sonra 50 tutu bahane uydurdu. Ödemiyor paranı. Demek ki o zaman ya verirken bu gelmese bile ben bunu infak edebilirim şeklinde bunu yapacaksın. Ya da teminat altına alarak bunu böyle yapacaksın eğer böyle şüphelerin varsa. Benim anladığım bu şeyden. Hocam şunu da söyleyeyim. Adam ödeyemiyorsa bu Müslüman değildir demek de yanlış yani. Adam ödeyemiyorsa ayet onun için zaten. Ödeyemiyorsa sadaka vermek için de hayır mıdır diyor. Her ödeyemeyene de Recep ödeyemeyiz hocam. Yani. Buyurun Mehmet Emin Hocam. Sen de söyle de şey yapalım. Türkiye'de fetva makamı olan Diyanet İşleri Başkanlığı devletten faiz alırsanız haram değildir dedi. Peki buna ne diyeceğiz? Ya tabii bunlar doğru şeyler değil. Zaten bu fetvayı ben ister istemez devletin çizdiği sınırların dışına çıkabilecek bir konumda değiller bunlar. Sonuçta onların kontrolü maaşı oradan alıyor hocam. Devletin elinde. Maaşı oradan alıyor. Dolayısıyla onların katmanlarından yola çıkmak şey yapamayız. Hareket edemeyiz. Mesela peygamberler Allah'tan başkasından emir almazlar. Şimdi bugün ben de peygamberin yolundayım. Ben de Kur'an'ı okuyacağım, anlatacağım, yaşayacağım diyorsa Diyanet İşleri'nde o zaman hakkı yerden emir almaması gerekir. Dur olması gerekir. Ki rahat bir şekilde hakikatleri söyleyebilsin. Ama zaten o kurumun kuruluş amacı devlet dini kontrol altında tutmak istediğinden dolayı benim kontrolümün dışında gruplar, insanlar, kitleler gelişmesin ve beni rahatsız etmesin diye bu kurum kurulduğundan dolayı bir sürpriz değil yani o kurumun böyle olması. Sadece bir konuda değil ki. Hangi konuda ele alırsan al. İster ibadet konusunda, ister Kur'an'ın anlattıkları konusunda, ister şirk konusunda, ister mevcut rejimle çatışma konusunda. Şimdi ortada bir rejim var. Bu rejim tamamen vahyin dışındaki kurallara göre ayarlanmış. Bir de Diyanet İşleri var. Kur'an'a ve Allah'a iman ettiğini iddia ediyor. Şimdi bu kurum mevcut devletle çatışmaya girmiyor. Giremez, nasıl girecek? Zaten kendisi onun bir parçası. Mümkün değil bunu yapamaz. O bakımdan orası apayrı bir sosyal yara. Ve zaten toplumu da orası şey yapıyor, uyuşturuyor. Toplumun gazını orası alıyor. Yani devlet ne zaman ihtiyaç duydu? Anında Diyanet'i her konuda devreye sokabiliyor. Kitleleri bu şekilde yönlendirebiliyor. Bu tabii çok vahim bir durum, çok kötü bir durum. Ama ne yapalım? Yani İslami devlette halife bütün yüksek mercilerle istişarede bulunur. Kur'an'a uygun olmayan bir söz ve davranışı asla emretmez Diyanet İşleri veya halife. Onun için bütün devletteki
Cumhurbaşkanından, milletvekillerinden, bakanlardan hepsine varıncaya kadar hepsi o halifeye biat etmek, halifeye itaat etmek zorunda. Ona kimse söz söyleme hakkına sahip değil. Onun için onun söylediği söz Allah'ın sözü, onun yaşa dediği söz de Allah'ın yaşa dediği sözdür. Onun için ona bir şey diyemez. Öyle bir şey var mı ortalıkta? Şu anda bir Diyanet İşleri Başkanı seçiliyor. O devlet bakanı kimse onun kontrolünde oluyor. O hutbeyi veriyor, o da yayınlıyor. Evet arkadaşlar, saatimiz geldi. Biz 275'te kaldık. Faiz konusu yarın da herhalde devam edecek biraz. O bakımdan yarın için faiz nedir sorusuna tam bir tanım getirebilmek için biraz da hazırlık çalışmaları yapabilirsek iyi olur. Herkes faizi tarif etsin. Ona göre en azından Kur'an'ın faiz dediği, riba dediği şeyin ne olduğunu tam anlamaya çalışalım. Kur'an'ın yasak ettiği şey günümüzdeki enflasyon olan şey mi? Yoksa enflasyonun olmadığı bir dönem mi? Şimdi şunu bilemiyoruz tabii. İşte Peygamberimiz zamanında enflasyon yoktu, şöyle bir şey diyorlar ama Allah bunu tasdik etmiyor. O gün enflasyon yoktu, bugün enflasyon var. Öyleyse enflasyon olduğundan dolayı siz faiz yiyebilirsiniz diye bir hüküm buradan çıkmıyor Kur'an'dan. Bu faiz yasaksa o gün de yasak, bugün de yasak, gelecekte de yasak olacak. Yani enflasyon olsa da olmasa da bu faiz yasak olacak. Öyleyse bunun ne olduğunu yarın inşallah anlamaya çalışalım. İnşallah. Peki. Ali Rıza Hocam bir şey sorayım. Müsaitseniz bu bir dakika. Şeyde mesela kısas olayında bir İslam devleti varlığından bahsederek şey yaptığımızda bunu devlet eliyle yapılması gerekiyor. Doğru mu? Tabii ki. Eğer böyle bir devlet yoksa kişinin bu ayete göre kendi hakkını araması günah sayılır mı? Yani zaten devlet olmayan bir yerde yok demektir. Devlet olmayan bir yerde kişinin kendi yapması zaten ortalığın karışmasına sebep olur. Yani bunu... Peki hocam o zaman vaz mı geçecek? Yani diyelim ki birisi geldi benim kardeşimi veya çocuğumu haksız yere öldürdü. Ortada bir devlet de yok. Ya bunu ben kendim yapacağım ya da vazgeçeceğim. Terörizm olur o zaman. Terörizm olur. Yani o seni öldürdüyse sen de onu öldürüyorsun. Böyle kan davası gibi devam edip gidiyor. Bunlar doğru bir şey değil. Yani devletin, hukukun bunları çözmesi gerekiyor. Bu da tabii ki Kur'an'ı devletin. Yani kişi kendisi hakkını aramış olsa suç mu işlemiş olur Allah dedi? Yok, şimdi kendisi mesela birini öldürdü, tutup da o da kendisi onu öldürecek. Şimdi bunu kim müsaade eder? Müsaade etmez. Bir de şimdi ters oluyor hocam. Devlet var, suçlu belli, öldüren belli, devlet alıyor. Bunu hapishaneye koyuyor, öldürmüyor. Evet. Şimdi biz devlete desek ki ya öldür, bak bu benim kardeşimi öldürdü haksız yere, işte şu kadar cana kıydı. Yok diyor. Şimdi bunu şeyle biraz delillendiriyor. Musa Aleyhisselam'ın bir kişi öldürmesiyle delillendiriyorum. Yani ona atıfta bulunarak şey yapıyorum. Böyle diyebiliyorum. Yani doğru mu düşünüyorum bilmiyorum ama. Yani orada da bir devlet yok. Firavun'un hükümdarlığı var. Musa Aleyhisselam orada muhtemelen nefs-i müdafaa veya kazayla bir cana kıymış oldu. Ve Allah da bunu affettiğini ayetinde belirtiyor. Evet. Yani orada o zaman Müslüman değildi. Ben şeytanın davranışlarını yapmıştım diyor ya. O zaman Müslüman değildi Hazreti Musa. Hoca
Öldürmek maksadıyla mı yaptı onu, kazayla mı? Ha, o da belli değil. Yani ayetlere göre muhtemelen kaza, yoksa Allah niye affetsin? Yani oradan o kaza olduğunu veyahut nefsi müdafaa olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Yoksa kasıtlı olarak öldürmüş olsa... Ya, oradaki ifade kavmiyetçilik anlayışını ortaya koyduğundan dolayı oluyor bu hadise. Evet. Benim anladığım kadarıyla. Geliyor mu? Tevfik abi sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Şimdi demin Süleyman abinin sorduğu soru da ilk önce haksız yere öldürülen kişinin gerçekten haksız yere öldürülmüş olduğunun ispat olunması gerekiyor. Yani ayet böyle değil mi? Onu ispat edecek bir merci yok zaten ortalıkta. Hayır, merci yok da. Şimdi Güneydoğu'da işlenen şeylerde... Dolayısıyla böyle bir merci yokken senin gidip de ben kısasa kızat yapıyorum deyip kendi kafana göre onu öldürmen bence dinen de sakıncalı bir şey. Çünkü ilk önce bir mahkeme kurulması gerekiyor ve bu mahkemede gerçekten o kişinin haksız yere öldürüldüğünü bir ispat olması gerekiyor. Öyle değil mi? Şu anda ben diyorum ki kocası karısını öldürüyor. Ve ondan sonra gidiyor hapiste yatıyor. Belirli bir zamandan sonra çıkıyor tekrar. Kur'an'a göre var mı bu? Yok tabii ki. Yani öldürdüyse mutlaka onun da ölmesi lazım. Böyle yargılanması lazım. Nerede bu olay? Veya hocam, veya anasının babasının onu affetmesi mi gerekiyor? Yok. Kimse kimseyi affedemez. Yani burada velisi ifadesi kullanıyor da Kur'an. Yani buradaki kim kimi öldürdüyse mutlaka öldürülen kişinin velisi diye bahsediyor. O kişi mutlaka öldürülmesi gerekir. Kıssas uygulanması lazım diyor Allah. Ama bağışlanmak bir şey yok mu onda? Bağışlanma haklı bir nedene dayanmayan olayda. Yani kasıt göstermeyen. Kasıt göstermeyen olaylarda. Evet. Öyle hiçbir haklı bir gerekçesi yoksa... Yani adam bilerek öldürdü, bilerek ve isteyerek öldürdü, ona af yok. Hak yok, kesinlikle yok. Kaza olarak öldürdü, onu affedebilir. Onu bağışlama, o da evet. Köleyi özgürlüğüne kavuşturmak, iki ay oruç tutmak, ifadeleriyle 60 yoksulu doyurmak ifadeleriyle bunlar anlatılıyor. O da haklı bir nedeni olmadığından dolayı, yani burada pardon, bir kazara olan durumda öldürülmesinden dolayı böyle diyor Allah. Evet. O zaman Allah'ın izniyle tövbesi de mi kabul olmuyor? Ya Allah'ın izniyle zaten onlar... Tövbesi kabul oluyor. Kur'an şunu söylüyor sürekli. Kasıtlı olmadan, kader kasıtlı göstermeden yapılan suçlardan ben sorumlu tutmayacağım diyor Allah. Olay o değil mi? Yani insanlar devlet eliyle öldüren kişi suçlu bulunup öldürülse bile eğer kalbinde bir kasıt yoksa Allah'ın nezdinde bu tövbe kabul olabilir. Ama kasıtlı olarak en iyisini Allah bilir. Yani kasıtlı öldürmüşse, kalp yani bunu kastetmişse onun bedeli var kıssas olarak. Evet. Yani kim ister birinin birisi öldüğü zaman kazare onun da ölmesini? Öyle bir şey olabilir mi? Hiçbir vicdan sahibi insan bunu istemez. Benim başıma da gelir, senin başına da gelir demesi lazım. Bir araba kazası senin başına da gelir, benim başıma da gelir. Burada kasıt göstermemek önemli olan. Evet. Peki arkadaşlar. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Oldu. Aleyküm selam. Allah'a emanet olun. Evet. Geceler. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken
yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.